O sırada yakınlarının yanındaydı ve butona basmaya niyeti yok gibi görünüyordu. Ya basmayacağım. O da basmasın, ben de basmayacağım. Ama ya basarsa? Basarsa alsın gitsin. Ve o an geldi. Tamer Karadağlı parayı yükseltmeye başladı. 50 bin lira. 60 bin lira. 72 bin lira. Cihan Gümüş 72 bin lirayı duyduğu an yeminini bozdu. Ben inandım. Güveniyordum da. Sonuçta ilki yapacaktık. Bana inandırmıştı. Ya sonuçta iler bir gün kazanıyor ya. Önemli değil. Paranın önemi yok. Yarışmaktı. 15 soruyu bildik. Bu da para sevgisi yeminden, Kur'an'dan daha ağır bastım. Yanlış. Büyük bir yanlış o. Delikanlı Kur'an adına yemin etme. Kur'an'ı kullanma bu işlerde. Kur'an adına yemin ettin mi de yeminini yerine getir. İşte ve bugün Cihan Gümüş o tepkilerin üzerine geri adım attı. İşte Kur'an çarpsın gibi bir yemin ettim. Bu benim ağız jargonumda olan bir şey. Ve Allah'a olan inancımdan ve vicdan azabından dolayı bugün buradayım. Sonuçta bir yemin vardı. Kendisinde bu duruma düştüğünde ben açıkçası çok üzüldüm. Yani çok tepkiler aldığını zaten her şey gözüküyor. Gümüş sadece geri adım atmakta kalmadı. Kazandığı 72 bin lirayı paylaşmaya da karar verdi. Arkadaşım bu paranın yarısını kabul ederse paylaşmak istiyorum. Önce ondan ve gerçekten Türk halkından, Müslüman Türk halkından canı gönülden özür diliyorum. Kur'an çapsın, ben de basacağım. Yemin ederim, bak, yeminle bak. En azından yarışmak dedi. Allah çapsın, ben de basacağım. Allah çapsın. Yeminle.